Merhaba, ben Gökçe. Google'da perakende ve teknolojiden sorumlu sektör yöneticisiyim. Bugün yılın en önemli anlarından biri olan Ramazan ayına pazarlama dünyası gözünden değinmek istiyoruz. Bu dönemde yürütmek istediğiniz iletişim kampanyalarından maksimum verimi nasıl sağlayabilirsiniz? Öncelikle doğru kitleyi hedeflediğinizden emin olun. Oruç tutanlar, oruçlu olduğu vakti daha sakin geçirenler ve YouTube'da daha çok içerik tüketenler. Her iftar sofrasını özenle hazırlamak için tarif gezenler ve alışverişte olanlar. Bayram tatili için plan yapanlar. Kısacası Ramazan ayında erişebileceğiniz kitle oldukça geniş. Bu yüzden kampanyanızda ürettiğiniz içeriklerin ilgili kitlelere hitap ettiğinden emin olun. Örneğin Ramazan ayı boyunca giyim aramaları 3 hafta boyunca önceki döneme göre 2 katı hacimde seyrederken bayram öncesi hafta seyahat aramaları kısa bir sürede 2,5 katına çıkıyor. Hikayenizi oluştururken tüketicilerin bu ay içinde ne aradıklarını hesaba katın. Medya planlamanızı ve kreatif hikayenizi oluştururken hitap ettiğiniz tüketicilerin ilgi alanlarını iyi değerlendirin. Yemek pişirme, video oyunları, güzellikli ve kişisel bakım, seyahat gibi kategorilerde arama yükselişleri kampanyanıza ivme kazandırabilir. Ramazan'da yılın geri kalanına göre Ramazan ile ilgili aramalar 15 katına çıkıyor. Verilerden edindiğiniz içgörülerle devamlı bir iletişim stratejisi benimseyin. Yılın en uzun ve etkili döneminden bahsediyoruz. 30 gün süren, öncesinde ve sonrasında da etkisini devam ettiren Ramazan döneminden maksimum dönüş elde etmek için hem arama ağında hem de YouTube'da gerçekleştireceğiniz iletişim stratejinizi uzun soluklu tutun ve mobilin gücünü göz ardı etmeyin. Burada da bir hatırlatma yapalım. Arife günü tatil mi? Ramazan tatili kaç gün sürüyor gibi soruların da içinde aldığı 30 günün sonunda iple çekilen bayram ilgili aramalar 21 kat artıyor. İyi Ramazanlar. Gitti. Bitti hakikaten. Buradan çıkmayayım mı? Buradan mı çıkayım? Ama kimse bana bitince ne olduğunu söylemedi.